Farklı farklı telaffuzlar var. Çok Dubai seviyormuş. bile geldi değil mi? Çok güzel. Yani benim aklımda Dubai. Yani taraftar da Dubai diyebilir ona. Dubois'tendi ee, genelde. Ama Dubois yani Fransız. Evet. Oyuncu kendine zaten telaffuz etti. Doğrusu evet. Dubois. Böyle U ile Ü biraz karışıyormuş gibi. Yani bizde çok kullanılmayan bir ses çe çeşidi ama Dubois desek bence yeterli. Galatasaray İletişim Birimi'nin tebrik hı hı. etmek lazım. Güzel iş yapmışlar. Başka bir açıdan bakmışlar. Gayet evet. iyi hep hep hepimizin üzerinde konuşabileceği bir şey çünkü. Hı hı. Ne kadar çok e, zemine yayabilirsek e, konuşma e, alanını, e, o kadar başarılı olur iletişim dünyasının Evet. şifrelerinden beri diyelim. Kulüplerimiz bu konuda bir iğme yakaladı. Farkında mısınız Selahattin Kınalı? Yani ee, Trabzonspor bunu çok güzel yapıyor zaten. Evet. E, şampiyon olmadan önce olduktan sonra güzel bir sinerji yakaladılar. Paylaşımlar güzel. Kulüpleri, Kone, Spor çukur mesela Diego Chukur tanıtımı güzel da güzeldi. Onun Hangisi? da haklıydı. Diego Chukur da Thiago güzeldi. Da Yaratıcı işler gibi, çıkıyor. Dediğin gibi, arkadan gelen gençler parlak fikirleriyle geliyorlar. E, ön yargılardan e, tuğla gibi e, insanın e, gelişimini, özgürlüğünü, e, özgürlük alanını daraltan böyle ideolojik e, saplantılı gibi saplantı gibi tanımlamalardan hı hı. uzak kaldıysa gençler. Çünkü çok parlak, hiç dokunulmamış, el değmemiş, zihinsel yapıları Şerperler var, beyinleri var. Değil var. Değil bir sürü şey çıkıyor. Yani çok daha güzelleri de çıkacaktır. Şey soracağım, o bir türlü bulunamayan sabek artık bulundu diyebilir miyiz? Ya çok iyi bir, o Saint Yol vardı bir de Fransızlarda uh -huh. sabek. Bu da da onun gibi bir sabek. Ya çok önemli ama şimdi bak şimdi Dubois öne çıkacak. Uh -huh. Çünkü hücumcu bir sabek. Yani o tarafı da çok güçlü. Ne yapmak gerekiyor Galatasaray'ın? öne çıkan sağ bek, sol bek öne çıktığı zaman sağ stoper, sol stoper onun boşluğunu dolduracak kalitede olması lazım. Büyük takımların handikapıdır bu. Yoksa arkada yarattığı boşluktan bir de bakmışsın top ağlardan top çıkarıyorsun. O yüzden Galatasaray'ın önceliği Duba'da önemli mi? Evet önemli transfer. Ama e, Duba öne çıktığı zaman arkasını kim kapatacak? Bir tane sağ stoperim var. Kuzeyli çocuk. Hı hı. E, ama onun yediği yok. Asıl sorun o. İkincisi, e, Dubu A'yı oynatacak orta saha e, orta sağın büyük hı hı. eksiklik e, hissettiriyor ve herkes o konuda hembegir. E, Galatasaray hala orta sahasına en az iki tane transfer yapması gerektiğini herkes konuşuyor. Hı hı. Ve bana göre de yani futbolu doğru okuduğunu düşünen herkese göre aslında olan orta saha kalitesi ve Galatasaray hala Dubu da oynatacak orta sahadan yoksun. Yani Aslında önce alınması gereken e işte tabii şey Bekir, evet. hani hanım başıma kolay hesabı zorlanıyordur yönetim anlıyoruz onu ama hele o, Okan Hoca gibi hani futbolu orta sahadan okumuş hı hı. E, bir oyuncunun orta sahanın önemini bilmiyor olması düşünülemez. E, ve fakat hala Galatasaray'ın en büyük ihtiyacı o orta sahadaki eksikliği gidermek. Çünkü hı hı. onlar yoksa Dubuan'ın da anlamı yok. İsimlere bakalım o zaman yeni günde. Bakalım tabii. Foto maç 7 diyelim. Ekranlarımıza geliyor. Timur ama çıktı. Transfer sihirbazı. Evandar için Danimarka'ya gidiyor. Mitilent Amas'a oturacak Erlen Timur. Bu transfere nokta koyacak. Kiralama teklifini geri çevirdi Aslan. Bu kez bon servisiyle almayı planlıyor. 6 milyon eurolardan bahsediliyor ama tabii bedeller oldukça yüksek onu söyleyelim. Amiri gündemde Leverkusen forması giyen haber bekliyormuş. İlgisini duyunca Galatasaray'ın çok heyecanlanmış. Galatasaray diğer isimler olmazsa bu transferi bitirecekmiş. Diğer yandan Haris Seferovic, Leo Dubuya dedik. Artık gözler Grilich'e de çevrilmiş durumda. Orta saha demişken Avusturyalı oyuncu herhalde gündemdeki ilk isimlerden bir tanesi. Ama imza parası talep ediyormuş Selahattin Kınalı. 2,5 milyon euro isterim diyor. Ya ne demişti Brian Birch? Ben e, İngiltere'ye dönünce Alacağım evin parasını hı hı. kazanmaya geldim Türkiye'ye. Oyuncular da isterler yani sen de verme hani transfer sihirbazı diye başlık atmışız ya işte sihirbazlık böyle yerlerde belli olacak. <laughs> o, onları işte en makul düzeyi çekeceksin evet, oyuncuyu Bir şekilde şey sağlayacaksın. Bir de Türkiye'yi bir oyuncu transfer ederken Galatasaray en avantajlı takım. Hı hı. Yani Türk takımları içinde dışarıdaki insanlar da şey değiller her şeyden haberdarlar yani hı hı. sonuçta uluslararası kupası olan tek Türk takımı. O anlamda Galatasaray en kolay oyuncuyu Galatasaray'a getirirsin. Yani ikna edeceksin, markanı anlatacaksın. Galatasaray'ın ya da temsilcisi olduğu markanın paradan daha önemli değerler de sunduğunu, insana verdiğini anlatacaksın, ikna edeceksin oyuncuyu ve makul fiyatlara getireceksin. O zaman ben de diyeceğim ki çok başarılı yönetici. Yoksa biz olmuş adamların peşinden koşuyoruz, olmuş adamı alıp getiriyoruz transfer başarısı. Ben öyle bak en azından ben öyle bakmıyorum. Hı hı. Hani Türkiye'ye oyuncu getirmek zor falan evet anlıyoruz ama başarı olarak anlatabilmek için, tarif edebilmek için de bazı verilere ihtiyacımız var. Şu transferlerin hiçbirinde bütün takımlara Galatasaray'a söylemiyorum sadece öyle bir transfer başarısı falan görmüyorum ben. Son yıllardaki en büyük transfer başarısı bana göre Trabzonspor'un Sörlot'u getirmesidir. 200 bin euro, 250 bin euro, 300 bin euro getirdi. 10 milyon kazandı Trabzonspor'undan. 10 milyon avro kazandı. Hı hı. Büyük para. E, başarı odur. Öyle bir şeyleri bulup getirebileceksen hı hı. başarı ya da Pereira'nın boyu getirmesidir. Hı hı. Başarı yani olmuş adamlara e, Türkiye Türkiye'ye gelirken e, kendi piyasa değerlerinin en az iki katı hı hı. ...para isterler. Sen onu bir buçuk katını... ...onu biraz aşağı indirdiğinde başarı olmaz. Ama oyuncu nasıl? Yani o bambaşka bir ölçü. E, Grilich çok iyi bir oyuncu. Hı -hı. Ama bana sorarsan hani... E, ...hani Fernando'yu gördü... ...Elastra'yı orada. İşte Melo'yu gördü. Biraz da skora katkısı... ...olması gerekiyor bu oyuncunun. Hı -hı. Hani bu Grilich'in bütün performansından... ...bahsederken 32 gol, 30 asist... ...falan diye bir şeyler dinledim sık sık. Hı -hı. E, o... yani. U19, U18, U17'de bile attığı gollerin, amatörlükte bile oynarken attığı gollerin de e, tabloya eklemiş. Onlar A takım düzeyine bakmak lazım. Adam Hoffenheim'de 18 hı hı. maçta sıfır golü var. E, ha hoca ondan öyle bir şey istemiyordur. Belki ön tarafa çıkarsa atabilir ama ben yine de hani e, Trabzonspor için de adı geçti. Trabzonspor için de çok ille de olsun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor'un da 5 tane ön, neredeyse önlü birisi var. Galatasaray için o kadar e, Trabzonspor kadar çok önlü bir say, saymıyoruz. E, ama Galatasaray'ın biraz daha skor üreten bir önlü büro olması gerektiğini düşünüyorum ben. Skoru ve asist ille de gol Griliş atması yani gerekmem. bu anlamda o profile sanki değil mi? İhtiyaç noktasında uymuyor gibi. Panatik'e bir bakalım 5. sayfaya. Harit ismi gündemde ofansif bir orta saha e, arayışı deyince Harit de o isimlerden bir tanesi. 4,5 milyon euroya kadar düşürmüş Schalke e, bonservis bedelini uzlaşmaya yaklaşmışlar. Harit de ikna edilirse transferin gerçekleşmesi için artık bir engel kalmayacak gibi gözüküyor. Oyuncu e, Marsilya'da kiralık geçirmişti bu arada e, sezonunu onu söyleyelim. Bir de ön bölge için de ihtiyaç var. Seferovic geldi. Forvet'e bir isim daha gelecek. O da şu anda Bologna'da forma giyen Arnotovic. 33 yaşında oyuncu. ilk temas kurulacakmış. Yine yüksek maliyetler konuşuluyor geçen Mızaşı sağlanmaya çalışılıyor. Geçen burada konuşurken şeyden bir konuşuldu dedim ya ben alabiliyorsun Arnavut O zaman evet. gündemde değildi. Yani o da e, milli takımdan hatırladığım hı hı. için sefer konuşurken Arnavut alın Fark yaratan. E, o bizim hı hı. ligimizin üstünde bir santfor. Hani evet. günlük e, başarılar üzerinden kulüplerimizi yönetme ve tarif etme yanlışında ısrarlı olduğumuz için madem bu yanlışla bu yılda ısrar ediyor bu yanlışın hı hı. en güzel hamlesi Arnavutoviç olur. Hemen fark yaratır. Tabii. Fenerbahçe Ama tabii maliyeti Pe Pedros'un gerekiyor. Gibi. E tabii. Yani. Şimdi onlara bakmıyoruz. Bizim para derdimiz yok ya. E biz parayla ilgili bir bir şekilde o sorunları çözüyoruz. Nasıl çözüyoruz? hala anlamış değilim. Yani e, ihtiyaç noktası orta sahada mı var sadece bir golcü Arayışı Mustafa da var. Muhammed gibi gittikten gözüküyor. sonra evet. Mustafa Muhammed sonrası mutlaka bir golcüyü daha üçüncü bir golcüyü daha ihtiyaç var ama bu Arnavutovic olursa hepsinin önüne geçer. Evet. Arnavutovic gerçekten müthiş bir sanfor bir de agresif bir oyuncu tribünleri de arkasına alıp ya yani takım mesela bazen kötü oynar hı hı. o kötü oynanan oyunda da bir hareketiyle takım tribünleri ateşler. de harekete geçirir öyle bir Peki. oyuncu. Arnavut Öğüt hamlesi gerçekten fark yaratan bir hamle olur ve anlarız ki evet Galatasaray hı hı. Cumhuriyet'in 100. yılında ne olursa olsun Peki. şampiyon olacağım diyor diğer 3 takım gibi.